çok çocuğum, dolayısıyla biraz geç sahip oldum ama ikinci el bir bisiklet. Evet, bisikletle ilk tanışmam ilkokul çağlarında oldu ama ilk defa bisiklete ortaokula giderken sahip oldum. Ben bir öğretmen ve memur çocuğum, dolayısıyla biraz geç sahip oldum ama ikinci el bir bisiklet aldık. Ve aldığımız bisikletin de tekerleri standart dışıymış. Maalesef tekeri patladı, uzun süre yenisini bulup takıp çalıştıramadım. Sonrasında da bazı bisikletlerimiz de oldu ama çocukluktan beri, gençlik çağlarımızda da bisiklete binmeyi, sürmeyi hakikaten seven birisiyim. Ama tabi zaman ilerledikçe motorun gücünden daha fazla yararlanır olduk. Aslında kas gücümüzü çalıştırarak bunları yapmamız kendi sağlığımız açısından da, çevre sağlığı açısından da son derece önemli. Burada tabi sadece bisiklete sahip olmak yetmiyor. Bisikletin gideceği güvenli yolların da inşası gerekiyor. O açıdan belediyelerimize, başta tabi belediyelerimize büyük bir görev düşüyor. Bizim tabi Enerji Bakanlığı olarak baktığımızda aslında enerjinin odağında hareketlilik yatıyor. Hareket olmadan bir enerji üretemiyorsunuz. Enerjiyi üretmek ya da tüketmek için hareketli olmanız gerekiyor. Başka bir ifadeyle hayatın merkezinde hareket yatıyor. Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Burada da tabii hem bireylerin hem de toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Bunda da en önemli unsurlardan birisi şüphesiz ulaşımda bisiklet, bunların en başında geliyor. Belki ileride elektrikli otomobiller gündeme gelecek. Yine onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece tabii daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız. Unutmamamız gereken bir husus, atmosfer insanlığın ortak malı. Onun için herkes bulunduğu ortamda çevreye daha az zarar verecek unsurlara doğru yönelmek zorunda. Şimdi özellikle son yıllarda biliyorsunuz hareketliliği başta doktorlar olmak üzere herkes tavsiye ediyor. Mümkün olduğu kadar spor yapmamız lazım ama iş odaklı, bizim gibi biraz da işi yoğun olan mesleklerde bu hareketliliğimiz maalesef bizim kontrolümüz dışında da kısıtlanıyor. Ama bunlara özel vakit ayırıp zaman ayırmakta fayda var. Bu hem bireysel sağlığımız açısından hem de toplumsal sağlığımız açısından son derece önemli.